Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında daire konusunu konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sayfa 195'te kalmıştık. Sayfa 195, 196, 197 ve 198'i anlatıp bu dersi bitiriyoruz. Daha doğrusu çember ve daireyi bitiriyoruz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 26'da kalmıştık. Şimdi taralı alan nedir diye soruluyor bize. Öncelikli olarak bir ne yapacağız? Bütünsel düşüneceğiz tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Yarıçap bizim için önemliydi. Evet şuraya bir A dersem A artı 1 yarıçap. Bak burası da A artı 1. Pisagor bağıntısı. 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı. A artı 1'in karesinden işlem işlem işlemle A'ya ulaşırız. E 5 var hipotenüste büyük ihtimalle ne? 3 3, 4, 5. Üçgeni 3 üç, üç koyarsam 3, 4, 5 sağlanıyor. E o zaman ne yapacağız? Taralı alan basit. Alan dediğimiz şey çeyrek dairenin alanından beyaz alanı çıkartacağız. Yani pi r kare bölü 4 çeyrek dairenin alanı eksi beyaz alanda üçgenin alanı yani 3 çarpı 4 bölü 2'yi çıkartacağız. O zaman cevap ne yapıyor? 4 pi eksi 12 bölü 2'den 6 yapıyor. Evet örnek 26 bulduk geldik örnek 27'ye. Ne yapıyoruz? Bütünsellik çok önemliydi. Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. E burada yarıçap belli mi belli? 12 bir daha 13. Hocam dikdörtgenin bir kenarı belli değil. Eretkili silahımız. Kullanalım. Al yarı kullanalım. a sana yarıçap. Yarıçap Yarı çap kaçtı? 13'tü. Hocam 12, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 5 çıkar burası. E o zaman burası da 5 oldu. O zaman boyalı alan çıktı. Çeyrek dairenin alanından pi r kare bölü 4'den dikdörtgenin alanı çıkartıyorum. 5 çarpı 12'yi çıkartıyorum. Yani 169 pi bölü 4 eksi 60 mi yapıyor. Evet bak tek satırda çıkıyor. Gördüğünüz üzere. 28'deyiz. Evet AB uzunluğu 4 olmuş. Normalde merkezde çektik yapınca iki eş parçaya bölüyor burası. Bir Kiriç oluyor çünkü büyük çemberde bu. E o zaman AB'ye 4 ise bu 2 2 yaptı. Normalde px kare diye bir formül vardı. A biz oradan yapmayalım. Hop en büyük ek çizimimiz, en etkili silahımız yarıçap. Hocam bu küçük yarıçap, bu da büyük yarıçap. Bak r kare neye eşit? R kare eksi artı pardon 2'nin karesine eşit. Yani buradan r kare eksi r kareyi 4 bulduk. E biz sizler, halkanın alanı isteniyor. Boyalı halkanın alanı da pi e, r kare. Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağım. Yani pi parantezinde r kare eksi r kare yaptı. E, arkadaş r kare eksi r kare 4 değil miydi zaten? Evet. Yani alanı böylelikle 4 pi olarak buluruz. Örnek 28'de. Geldik örnek 29'a. Şimdi taral alan 9 pi verilmiş. Normalde buraya a a deyip pi a kare deyip oradan sonuca ulaşabiliriz. Ya da ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz. R kare eksi R kare A kare eşit ya. Oradan sonuca ulaşabilirsiniz. Neyse biz hadi şuraya A diyelim. Buraya da A diyelim. E, o zaman ne oldu? Pi A kare o zaman ispat tekniğini biraz önce yaptım ya. O yüzden burada formülü yapayım istersen. Pi A kare 9 Pi eşitse A kare eşittir 9 yapar. A'yı da böylelikle 3 bulursun. A 3. 3. Şimdi A C'yi 2 vermiş. 2. En etkili silahımız yarıçap. Merkezde çek çektik. Var tabi burada. E, ee, merkez teğet burada da çektik yapalım bakalım. E hocam x deniyor bizden. E, vay eyvah ne yapacağız be ya. Yapacağımız hamle belli. Şu küçüğün yarıçapını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Burası bilmiyoruz. Buna küçük r, buna da büyük r diyelim isterseniz. Sonra ne yapacağız burada? E hocam şurada bir pisagor bağıntısı yapabilirim. Şurada bir pisagor bağıntısı. Şuraya n diyecek olursam. N kare neye eşittir? X kare artı r kare eşit. X kare artı r kare eşit. Aynı zamanda n kare neye eşit? Hocam r kare artı 5'in karesi ne eşit? E buradan ne eşit oldu o zaman? x kare artı r kare eksi r kare eşittir 25 yaptı. Hmm. R kare eksi r kareye ulaşmam lazım. En etkili silahım yarıçap. Şunu yarı çapı çizecek olursam Pisagor bağıntısından da r kare eksi r karenin eşittir 9 olduğunu biliyor muyuz? Evet. E hocam burası 9 çıktı. Attım öbür tarafa x kare eşittir. Ne çıktı o zaman? Hocam 25 eksi 9'dan 16 çıkar. Bak çünkü x² art 9, e. x kare artı 9 25'e. X'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Normalde bunun formülü var. Ama ben e, müfredattan kalktığı için bu yoldan yaptım. E, bu nedir? Dış teğet. Yani dış kuvvet. X'in karesi şu çarpı tamam diye bir formül var. Hiç oraya dalmadım çünkü arkadaşlar müfredattan kalktı. O yüzden buradan çözdüm. Geldik bir sonraki soruya. Tarallah alan, bak. Bununla ilgili formül arama. Öncelikli olarak AT'yi 1 vermiş, TB'yi 9 vermiş. Hocam, şununla ilgili formül mü vardı, neydi falan düşünmeyin. Bütünsel düşüneceksiniz. Ne yapacaksınız? Tüm alandan beyaz alanı çıkartacaksınız. Beyaz alanda burada çeyrek daire. E o zaman anahtar kelimeler, eski uzunluk bilgilerinden anahtar kelimeleri kullanalım. Merkez varsa teğet varsa çektik, dik Diki çizdik. E şurası r mi? R. Yarıçap bulursam bul bularsam sanırım ol olay bitecek. E burada bak dikten dik çizildi. Öklük bağıntısı var. R kare eşittir. 1 çarpı 9 değil mi? Evet. R kare 1 çarpı 9 eşitse R'yi buradan 3 buluruz. R 3 ise alan kısmı basit. Ne yapacağım? Büyüğün alanından. Büyüğün alanı bak taban 10. Yükseklik 3 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 3 bölü 2'den neyi çıkartıyoruz? Pi R kare bölü 4'ü çeyrek daire çıkartıyoruz. Yani 15 yaptı ve de 9 pi bölü 4 yaptı. Cevap 15. Eksi 9 pi bölü 4 yapar. Böyle güzel bir cevap ama genelde tek satırda çıktığında daha önce zaten size söylemiştik. Evet 31. sorudayız. Şimdi ne yapıyoruz? Merkez varsa teğet varsa çektik. Uyguluyoruz bir kere. Çektik diki. E hocam yarı çap burası yarı çap burası. Tamam. Ne yapacağız burada arkadaşım? Taralı alana ait formül yok. Ne yapıyorsun? Burada şu işi yapacaksın. Hocam tüm alandan beyaz alanı çıkartırsan olay bitti mi? Bitti. E önce yarıçap lazım bana. Pisagor bağıntısından yarıçap bulabilirim. R artı 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesi ama dur çakallık yap. Arkadaş bir kere şurada bu dilimin alanı çıkartacağım ya. Dilim alanı için bana büyük ihtimalle özel için lazım. Acaba 45 45 93 kere mi? 45 45 olursa 4 kök 3 4 kök Pisagor bağıntısı sağlanmaz. Ya da 30 60 93 kere olabilir belki. E burası 30 burası 60 gel. Bak şimdi 30'un karşısıyken 90'ın karşısı 2 yani şurası 2R olduğunda ya da 4 köküç ya 60'ı karşı. E, R yerine 4 yazarsam şimdi 30'ı karşı 4 60 60'ı karşı 4 köküç oldu. Burası da 4 ken, burası da 8 sağlaması tuttu mu? Tuttu. Zaten dilimin alanı bulmam için özel açı lazım. Özel açı de bir 45-45-90 bir de 30-60-90 var. Bak hissettik burada. E, burada da açıp da yine sonuca da ulaşabilirdin. R'yi buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Boyalı bölgenin alanı üçgenin alanından dilimin alanını çıkartacaksın. Üçgenin alanı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Eksi nedir? Dilimin alanı. Yani pi r kare 60 bölü 360 olacaktır. O zaman 16 yani 8 kök 3 eksi. Hocam şunlar şunlar sadeleşti. 6 yaptı burası. 16 pi bölü 6 da 8 pi bölü 3 yapar sadeleşince. Evet görüyorsunuz yine iki satırda işlemimize ulaştık. Evet. 31. soru böylelikle 8 kök çeksi 8 pi bölü 3 çıkar. Geldik 32'ye. A o B, dik üçgen ve yarım dairenin çapı vermiş. Yarım dairenin çapı bak çap varsa büyük ihtimal ne vardır? Hocam çapı gören çevre açı 90 derece vardır. Yarım dairelerde biz bunu çok kullanıyoruz değil mi? AC'yi 4 vermiş BC'yi 4 vermiş. E bitti hocam dik. Burası dik ya. A şunu çizince çapı gören çevre açı 90 derece. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nerede biliyordu bu? İkizkenar kenar üçgende biliyordu. O zaman bu bir ikizkenar üçgen olmak zorunda. Yani burası ne oldu o zaman? 45-45-90 üçgeni oldu. E 90 derece o yüzden 45-45-90 oldu. E, 45-90 ise burası da 45 yapar. 4 ise burası da 4 yapar. 4-4 ise 4 kök yaptı. Yani tamamı 4 kök ise eğer o zaman burası daha 2 kök 2 köklü oldu. Boyalı bölge yarım dairenin alanı. Yani ne diyeceğiz? Pi 2 kök karesi bölü 2. Yarım daire olduğu için bölü 2. 2 kök karesi 8. 8 bölü 2'den 4 pi. Cevabı böylelikle 4 pi olarak buluruz. Örnek 32'de. 33'e geldik. Bak saçma sapan bir alan var. Formül yok bununla ilgili. Ne yapıyorsun? Bütünsel düşünüyorsun. Nasıl bütünsel düşüneceksin? Hocam tüm alandan beyaz alanları çıkartacağım. Eski bilgiler. AC'ye 6 vermiş. Yani bunlar 3-3 yapar. yarıçap yarıçap olduğundan dolayı. Hocam burası 6 ise burası da 6. Bunun yarı çapı da 6 oldu. E o zaman dikdörtgenin uzun kenarı lazım. En etkili silahımız. Uzunluk bilgileri bizim için önemliydi. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiriyorduk. Birleştirdik. Hocam burası 3. Burası 6. Artık ben şurada Pisagor bağıntısından şu kenarı bulabilirim. Hadi bakalım Pisagor bağıntısı. Şuraya bir A diyeyim istersen. Şöyle A diyeyim. Hocam burası kaç? 9. 9 ve 3'ten dolayı bulacağız. Ama burası 3 3x... çarpı Neyse 9 ve 3'ten dolayı bulacağız. Kısa yolda biraz şey yapacak uzatacak gibi geldi. Ee, buradan 9'un karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesinden dolayı 81'den 9 çıksa 72. A kare 72 ise A buradan kök 72. Yani 36 çarpı 2 yapıyor burası. Yani bu da 6 kök 2 yapar. Evet burayı 6 kök 2 bulduk. Şimdi bizden boyalı bölgenin alanı isteniyor. Alan bak basit gerçekten çok basit. Ne yapıyorsun? Dikdörtgenin alanından 6 çarpı 6 kök 3'den Hocam bir çeyrek bir de yarımı çıkartacağım. Çeyreğin yarıçapı 6 pi r kare bölü 4. Yarımın yarıçapı da 3 pi r kare bölü 2. O zaman burada alan neye eşit oldu? 36 kök 3 eksi bu e, 36 bölü 4'ten 9 kök 3 geldi. Eksi 9 pi bölü 2 geldi burası. Eksi 27 bu iki pardon. 2 kere eksi 9 eksi 18 kök 3 eksi 18 kök 3 ile Eksi 18 kök 3 eksi 9 mu yapıyor burası? Evet. O zaman alan 36 kök 3 eksi 27 pi bölü 2 mi yapar? Aynen öyle. İşte bu. Bütünsel düşüneceksin kardeşim. Olay bunlar ibaret. Geldik bir sonraki soruya. O merkezli çemberin yarı çapı 5 verilmiş. Boyalı bölgenin alanı. Ya bu alanları ayrı ayrı bulamam. Yarı çap 5 verilmiş ama en güzel çizim yarı çap yarı çap çizsek hadi 5 5. Şöyle 4 çizsen. Bak 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 şurası 4 desen. Hocam burada e, 4 4 burası pardon burası 3 oldu o zaman. Ya hocam şu alanı bulamam. Burada kaç özel bir açı değil. Bulamam. Maalesef bulamam. E o zaman ne yapalım hocam? Bunları yan yana getireyim ben. Yani al bunu. Hop 6 kirişliği buraya aldın. 6 kirişlik buraya alınca eşit kirişlerin ayrıtları her şeyler birbirine eşit değil miydi? Evet. Eşit kirişlerin ayrıtları alanlar da birbirine eşittir. Ve yarıçapı da kaç vermiş? Yarıçapı da Yarı çapı da kaç vermiş? 5 vermiş. He. Yarı çapı 5 vermiş. Ay keşke. Şuradan çıksaydı. Burada maalesef buradan da çözemeyeceğim arkadaşlar. Yarı çap 5 ama. Ya hocam şunu şöyle çizince tam merkezden geçeceğini bilmiyorum ki. Burada kaçın 90 derece olacağını bilmiyorum ki. Sadece yarı çap 5. 5, 5. Bunun doğrusal olduğunu da bilmiyorum böyle. O yüzden burada bir sıkıntı yaşayabilirim. Biz maalesef yine eski yoldan yapacağız. Yani ne yapacağız burada? Hocam şu en güzel ek çizim yarıçap çizdik çizdik. En güzel ek çizim yarıçap çizdik çizdik. Tamam. Orada merkez kiriş çektik yapalım. Merkez kiriş çektik yapalım. Bak şimdi merkez kiriş çektikleri yapınca hocam burası 4 4 yaptı. Hocam burası 3 3 yaptı. Yarıçap uzunluğu 5, yarıçap uzunluğu 5. 3 5 3 4 5 üçgenden 4 çıkar. 3 4 5 üçgenden 3 çıkar. Aa hocam şu üçgen de 3 4 5 üçgeni bu üçgen de 3 4 5 üçgeni. Vay! Güzel bir şey oldu. Hocam 2 üçgenli 3 4 5 aynı üçgen eş üçgen 3'ü e, gören alfaysa 3'ü gören alfadır. şurayı gören betaysa 4'ü gören betaysa 4'ü gören betadır. Çok güzel. E o zaman e, x kenardan dolayı burası da beta, e, burası da alfa oldu. Burası da alfa, burası da beta oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Betalık bir kirişin ayırdığı yayla alfalık bir kirişin ayırdığı yay isteniyor ve hatta ve hatta şuna bakar mısın? Alfa artı betanın ne olduğunu biliyorsun sen. 90 oluyor, olduğunu biliyorsun. E o zaman alfa artı beta 90'sa şurası kaç? 2 alfa. Burası kaç? 2 beta yaptı. Süper. 2 alfa artı 2 beta kaç yaptı? Hocam 180 yaptı. He, 180 yaptı. O zaman açıları biliyoruz biz şimdi değil mi? Tamam. Biraz önceki yapmaya çalıştığımız şeyi burada yapabiliriz. Şu yayların toplamını biz ne bulduk? 180 bulduk. O zaman ben burada 6'lık kirişi ben şuraya alsam şu 6'lık kirişi buraya aldığım zaman o zaman şu alan A alanı bu alan B alanı diyelim. O zaman burada kalan da A alanı yaptı mı? Evet eşit girişlerin ayırtları alanlar da birbirine eşittir. Ee, o zaman burası 2 beta burası 2 alfa. Ayırtları yaylar da birbirine eşittir. O zaman ne oldu? Bizden A artı B alanı isteniyor. Şimdi burası ne oldu? Şöyle 2 alfa artı 2 beta 180 ise diğer taraf da 180 derece olur. E burası 180 ise burası 90 derece oldu mu? Oldu. E o zaman şunu şöyle çizdiğim zaman bu çap olmak zorunda. O zaman burada dikkat et şöyle bir şey oluştu. Hocam şöyle bir üçgen var ve benden A artı B alanı isteniyor. A artı B alanını ben nasıl bulabilirim? Hocam taralı alanı yarım dairenin alanından yarımdan üçgeni çıkartarak bulabilirim. Yarımın alanı pi r kare bölü 2 eksi üçgenin alanında 6 ve 8'lik üçgen ya bu. 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Evet. Şurası 6 burası 8 olduğu için bu üçgeni çıkartıyoruz. O zaman burada ne geliyor? 25 pi bölü 2 eksi 48 bölü 2'den de 24 geldi. Cevap bu geldi. Ee, bir tık zor ispatımı yapmak zorunda kaldım burada. Ondan dolayı bu şekilde oldu. Ama böyle sorularda alışkın olmamız lazım. Ayrı gayri yerlerdeki alanları böyle daire dilimleri olarak bulamıyorsak, daire parçaları olarak bulamıyorsak ya yana getireceğiz. Tamam. Biz bunu alan taşıma diyoruz. Alan taşımayla ilgili de biraz sonra işlem yapacağız zaten. Dur bakayım. Biraz sonra işlem yapacağız mı? Evet yapacağız zaten. Evet geldik şuraya. AB ve BC yarım dairelerin çapı AC'yi 8 vermiş. Çok güzel. Şimdi taralı alanlar toplamı. arkadaş. Ne yapacağız burada? Şuraya bir A. A. Buraya da bir B. B dersem. Pi kare bölü 2 artı Pi kare bölü 2 isteniyor bizden. Arkadaş Pisagor bağıntısı var burada. 8'in karesi. 2 A'nın karesi artı. 2 B'nin karesine eşittir. Ve Pisagor bağıntısından. Evet. E buradan 64 eşittir 4a kare artı 4b kare yapar. O zaman 4'e bölsen kaç yapıyor? 16 eşittir a kare artı b kare. Yaptı mı? Yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? Alan pi a kare bölü 2 yarım dairenin alanı. Pi b kare bölü 2 bir de yarım dairenin alanı. Yani pi bölü 2 parantezin aldığımızda a kare artı b kare yapar. E a kare artı b kareyi zaten biz ne bulduk? 16 bulduk. Hocam bu da pi bölü 2 çarpı 16. O da 8 pi mi yapar? Aynen öyle. Yani cevap 8 pi oldu. Örnek 35'te geldik örnek 36'ya. Taralı alanlar eşit demiş A A diyelim. Bak taralı alanlar eşit demiş. Bak bu alanda alanda beyaz alan gerçekten çok önemli. Biz normalde taralı alanı bulmak için şuradaki A'yı bulmak için ne yaparız? Çeyrek dairenin alanda şu beyaz alanı çıkartacağız. Ama beyaz alanı bulmak da sıkıntılı burada. O zaman A'ları ayrı ayrı bulmayalım. Taralı alanlar eşit verilmiş ya. Şuraya bir B alanı dersem A beyaz alana B deyince A artı B alanı sorsam sana ne dersin? Hocam A artı B alanı hem çeyrek dairenin alanı, çeyreğin alanı hem de neyin alanı? A artı B, A bir de dikdörtgenin alanına eşit A artı B. E o zaman bunlar birbirine eşit. Çeyrek dairenin alanı nedir? Yarı çapı 4 olduğu için pi r kare bölü 4'e eşittir. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4 ya. Aynı zamanda dikdörtgenin alanı da 4 çarpı x değil mi? Evet. Bunlar birbirine eşit olacak. Şunlar şunlar sadeleşti. E 4 pi 4X'e x eşitse o zaman X'i buradan ne buluruz? Pi olarak buluruz. Örnek 36 pi çıktı geldik örnek 37'ye. Şimdi ABCD kare ve çeyrek dairenin merkezi olarak verilmiş. Boyalı alanların toplamı verilmiş bize. Arkadaş bak. Şimdi biraz sonra da anlatacağız da. Böyle ayrı gayri yerlerde A artı B alanı isteniyor bizden. Şuraya A alanı buraya da B alanı diyelim. Biz alanları genelde böyle ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulursa. Bak biraz önceki de farklı. Alanlar toplamı sorulmamış. Alanlar eşit verilmiş. Bu alanlar eşitken ki diğer durum sorulmuş. Birazdan alana B diyeceksin burada. E burada ne yapacağız? Böyle ayrı ayrı yerlerde alanlar toplamı sorulduğunda yan yana getirmeye çalışacağız. Biraz sonra anlatacağım ama. Ha buradaki kolay olduğu için buraya yazdım bu soruyu da. Şimdi e, bu kare. Karenin köşegen olduğu için hocam burası 45 derece burası da 45 derece. A 45'lik dilimdeki alan A ise 45'lik dilimdeki alan yine A olmaz mı? Olur. Çünkü ee, bir düşün daireyi düşün. Şöyle şurası alfa burası da beta. Hani biz üçgende nasıl alan dağıtıyoruz tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde dairede alanda da açılarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtabiliriz. Yani atıyorum burası 2 alfa burası 3 alfaysa burada kalan 3 aysa burada kalan pardon 2 aysa burada kalan 3 a diyebiliriz. Sebep pi r kare 2 alfa bölü 3 alfa bölü 360 bölü, bölü pi r kare 3 alfa bölü üç, 360 Bak 360'lar pire kareler götürüyor birbirini götürüyor. Şu gitti pardon. Heh. Şu 360'lar gitti. Pire kareler gitti. Bak 2 alfa bölü 3 alfa. Gerçekten alanlar oranı eşit oldu. Ha, burada aynı merkezi dairede. Şu al, burada kaçı 45. Burada kaçı da 45 ise o zaman alanlar birbirine eşittir. Benden A artı B olan isteniyor. A artı B'ye bakınca böyle garip gözüküyor. Ama A artı B'ye bakınca bak böyle yan yana geldi. Yani bu üçgenin alanı değil midir? Evet. Yani şurası da X'e. Boyalı bölgenin alanı. Hocam x çarpı x bölü 2 eşittir. Ya da karenin alanının yarısı eşittir diyebiliriz. Bu 32 eşitmiş. O zaman x kare eşittir. 64 ise x'i de böyle 8 olarak buluruz. Evet örnek 37'yi 8 bulduk. Şimdi gelelim şuraya. Eşit girişler. Biraz önce de yaptık böyle bir sorusuyla alakalı ama daha profesyonelce işler yapalım şimdi seninle birlikte. Arkadaşlar biz eşit girişlerde ayırdıkları yayların eşit olduğunu biliyoruz. Değil mi? İspatını yapmıştık. Ondan sonra ayrıntıları yaylar birbirine eşit ya. Hatta merkezin şu kirişler olan uzakları da birbirine eşit demiştik. Burada eşit kirişler gördüğümüz zaman ayırdıkları alanlar da birbirine eşit oluyor kardeşim. AB eşittir CD ise o zaman S1 eşittir S2 alanıdır. Hatta bu ayrı çemberlerde de ayrı çemberlerde de yaşanabilir ama bunlar birbirine eşse. Ee, burada da bir tane kiriş aldım mesela şöyle. İşte buradaki alan da yine nedir? Burada kalan da A alanıdır. Yalnız bunlar eş çemberlerse. Eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. Hatta sana çok orijinal bir şey göstereyim. Bununla ilgili bir soru ÖSYM'e soracakmış gibi hissediyorum açıkçası. Şöyle iki tane eş daire olsun. Şu ikisi eş olsun. Bu ikisi eş olduğunda şöyle bir kiriş çizildiğinde şu alandan bahsedilsin mesela. Ya hocam bu alan şurada kalan A ise burada kalan da A'dır. Yani birbirine eşittir. Sebep nedir diye soracak olursanız sen bunları ayır. Mesela bir çember, burası bir çember, burası. Şu kirişe A diyecek olursam, burası A kirişlik, burası da A kirişlik. E bu çemberler birbirine eşse eğer A, A kirişlik bölgelerin alanları ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Ayrı ayrı düşündüğü zaman bak, A kirişinin ayırdığı alan A, A kirişinin ayırdığı alan A olur. Yalnız ne zaman? Bu daireler birbirine eş ise. Tamam? Evet. Buna dikkat edeceğiz. Buradaki alanların eşit olmasını ne zaman kullanacağız? Biz bunu alan taşımada kullanacağız genelde. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda bu işlemi yapacağız. Evet geldik buraya. Hocam 4 burası 4 burası. Burası da 4 burası da 4. E şimdi ne yapacağız? Hocam biz böyle bir şey bilmiyoruz ama şunu şöyle çizecek olursak. Çünkü biz dairede bak dikkat et. İlk önce ezbere yapmayalım. Şurada bir ne var? Hocam D merkezli bir çeyrek dairenin yayı var. Burada da B merkezli. Hocam şöyle çeyrek dairenin yayı var. Ama ben yay neyin alanı biliyorum? Bir. Ya dairede dairenin tamamının alanını biliyorum. Ya da yarım daire çeyrek daireyi biliyorum. Ya da neyi biliyorum arkadaşım? Ya da şunu biliyorum. Arkadaş. Daire dilimin alanı biliyorum. Ya da daire dilimi oluşturduğumuzda daire parçasının alanını biliyorum değil mi? E o yüzden burada bir daire parçası oluşturacak olursak hiçbiri yok. Dilim de oluşturamıyorum. A hocam yarı çapı 4 olan bir çeyrek daire yarı çapı 4 olan bir çeyrek daire. Bunlar eş daireler. Şu kiriş her ikisinde de aynı değil mi? E o zaman burada kalan A ise burada kalan da A değil midir? Yani yukarıda anlattığım olay aslında şu. Değil mi? E o zaman bu alan A ise bu alan da A'dır. E ben A alanını bulmaya çalışacağım. A alanı neye eşittir? Hocam A alanı derken şu kırmızıda şuna bakalım. Şunu bulmaya çalışacağım. Bu kırmızıda bunu bulurken ne yapacağım? Şu çeyrek dairenin alanından çeyrek dairenin alanından neyi çıkartacağım arkadaşım? Şuradaki üçgenin alanını çıkartacağım. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartacağım. Çeyrek eksi üçgenin alanı yaptı. Çeyreğin alanı hocam pi r kare bölü 4 eksi üçgenin alanında 4 çarpı 4 bölü 2. Yani 4 pi eksi 4 mi oldu? Yok 16 8 mi oldu? Evet. A benden boyalı bölgenin alanı isteniyor. Yani 2A isteniyor. O zaman 2 katı 8 pi eksi 16 olur. Evet örnek 38 8 pi eksi 16 olur. Geldik örnek 9'a 39'a. Bak ayrı gayri yerlerde alanlar var. Garip alanlar var. Bu alanlar toplamını soruyor bize. Ne yapacağız? Alanları yan yana getireceğiz. Bu alanı taşıyamam. imkanı yok. Bunu taşımaya çalışayım. Alan taşırken de eşit kirişlerin alanlarını taşıyacağız. Şurada bir daire parçası oluştursam. Yani şuradaki alan bir yere gelecek mi? Bak şu alanı ben buraya getireceğim ya. Buraya getirmeye çalışacağım. Bak şunu şöyle çizersem. Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. Çünkü bunun yanına böyle bir şey taşımaya çalışıyor mu? O yüzden. Hocam şunu da şöyle çizersem. Çapı gören çevre açı 90 derece oluştu mu? Evet. A bu da 90 derece ve AB uzunluğu 6. E burası da 6, burası da 6. İkisi dik üçgen çıktı. O zaman burası 45, 45 oldu. 45 90 ise burası da 45 olur. Burası da 45 olur mu? Olur. Bu 6 ise 6 bölü kök 2'den burası çıkar mı? Çıkar. Hatta burası 3 kök 2, 3 kök 2. Hatta burası da 3 kök 2 oldu. A güzel bir şey oldu. Bak şimdi. Arkadaş şu alanı iptal edip şuraya taşıyabilirsin. Eşit kirişlerle ayırtılan alanlar birbirine eşit olduğu için. Yayına getirmeye çalışıyorum. Şimdi burada da şunu iptal edip buraya taşıyabilirsin. Şu yarım dairede eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit. Şimdi taralı alanlar toplamı bunları iptal ettik buraya buraya taşıdık ya ne oldu? Şuradaki üçgenin alanı yaptı. Yani direkt 6 çarpı 6 bölü 2'ye yani 18'e eşit oldu. Böyle garip gözüken sorular gerçekten kolay çıkıyor. Lütfen bu sorulara dikkat edin. Geldik bir sonraki soruya. Ayrı gayri yerlerdeki bak normalde şu alanlar eşitlemesiydi. A, A derdik. Şuraya da B derdik. Hocam A artı B yarım daire. A artı B üçgen alan deyip sonuca ulaşırdık. Ama ne demiş? Taralı alanlar toplamı istenmiş. O zaman ben bunları yan yana getirmeye çalışacağım. Yani bir bunu mu bunun yanına getirebilirim? Yok. Bu mu bunun yanına gelir? Bu bunun yanına gelir. Ama böyle kiriş var ya kiriş oluşturmalıyız. Hop şöyle kiriş çizecek olursam. Çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Nerede biliyordu? X kenarda. Oo ikizkenar kenar. X kenar dik üçgenden 45 45 90 üçgen oldu burada. E 40, 45 90 ise burası da 45 oldu. Burası da 45 oldu. 6 ise burası da 6 oldu. Bak 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 taralı alanlar toplam isteniyor. Şimdi iptal edip şuraya koyabilirsin. Altı kerişinin ayırdığı. Bak şunlar şunlar birbirine işte ya. Çizildiği kalanı çizildiği kalana koydum. Şimdi üçgenin alanı burası mı yaptı? Evet bu üçgenin alanı da 6 çarpı 6 bölü 2 mi yapar komple? Aynen öyle. Yani cevap 18 oldu 40. soruda. Geldik 41'e. Şekildeki aracın dikdörtgen biçimindeki camında, evet, dikdörtgen biçimindeki bir camın var burada. O noktası etrafında dönebilen bir silecek vardır. Evet, şöyle bir silecek var. Bu silecek O noktasına uzaklığı en çok 6 birim, O noktasına uzaklığı en çok 6 birim, en az da 2 birim olan noktaları temizliyor. Yani Şuradaki noktalar temizliyor arkadaşlar. O zaman sileceği çalıştırdığımız zaman silecek burayı mı temizliyor arkadaşım? Evet. AO, OB, AD birbirine eşitse. A, AO AO derken şurası demek istemiş herhalde. OB, ha evet AO, OB ve AD. AD şurası birbirine eşitmiş. Dikdörtgen biçimindeydi ya burası. Tamam. Temizleyebilece temizleyebileceği bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Aa, kaç birim karedir? Sileceğin cam üzerinde temizleyebileceği bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar bunlar bizim için önemli değil ki. Sonuçta bize burayı kaç vermişti? En çok 6 birim en az kaç birimlik 2 birimlik yeri temizliyordu. Değil mi? Yani en az 2 birimlik yerde burası demek istiyor. Şurası 10 derken burası silecekten büyük. Silecek içeride kalıyor demek. Burası da 10'sa silecek en fazla bak şurada ee, yani sileceğin yarı çapı kaç? 6 ya. 6 olduğu için şöyle şuraya kadar temizleyeceğini söylüyor zaten sadece buradaki 10 sayıları. Beni iyi geldiren kısım şuradaki alan isteniliyor. Yani burası nedir arkadaşlar? Büyük yarımdan küçük yarımı çıkartmayacak mıyız? Evet küçük yarım dediği şurası arkadaşım. Evet büyük yarımdan küçük yarımı çıkartacağız. Şuradaki yarımı çıkartacağız. Büyük yarımın yarı çapı 6 pi r kare bölü 2 eksi küçük yarımda pi 2'nin karesi bölü 2'dir. 36 bölü 2'den 18 pi eksi 2 pi yapar burası. O zaman cevapta kaç yaptı? 16 pi yapar. Evet örnek 41'i 16 pi bulduk. Evet yeni nesil sorulara geçmişiz. Tamam ben de şeyle alakası yok diyorum bu 41. sorunun. Şu alan ile alakası yok diyorum. Bir tık yeni nesil sorulara geçtik arkadaşlarım. Yani son sayfadayız. Burada şekilde genişliği 60 cm olan bir kapı verilmiştir. 60 cm. Kapıyı açmışız. Buna göre kapı açılırken yerde taradığı bölgenin alanı. Arkadaşlar kapı açılırken ne oluyor? Şurada vermiş ama bunu vermek zorunda değildi. Tamam Şunu vermiş. Bunu vermeye de bilirdi. Şu kapı açılırken bak kapımız şöyleydi. En başta böyleydi. Şimdi ben kapıyı açarken ne yapacağım? Hop oh, şöyle açalım. Taradığı yüzey ne yapıyor? Buraya geldi ya. Şu şu birbirine eşit. Yani burası da 60. Burası da 60 değil mi? Şurası da 60. Burası da 60 değil mi? 60'lık bir yay oluşturmuyor mu şöyle? Evet. 60'lık yayın yok. Yarı çap 60 olan 45 derecelik bir yay oluştu. Bu taradığı yüzey yay oluyor. Bir nokta etrafında bak. Bir nokta etrafında herhangi bir şeyi böyle açtığın zaman döndürdüğün zaman dairesel bir şey oluşuyor. Burada da bir yay parçası oluştu. O da 45'lik dilim yaptı. O zaman pi r kare 45 bölü 360 bana sonucu verir. Hocam 60'lardan birer tanesi gitsin. Burası 6 mı kaldı? Evet. Şu da gitsin şu da gitsin 10 kaldı. O zaman 450 pi yaptı cevap? Evet. Aynen öyle cevabı 450 pi bulduk. Örnek 42'de. Geldik 43'e. Şekil 1'de O merkezli 6 birim yarıçaplı daire şeklinde göstergisi bulunan terazi görseli verilmiştir. Teraziye şekil 2'de 5 kilogram ağırlık konulduğunda gösterge böyle 5 kilogram konulduğunda 90 derece yapmış. 5 kilogram da 90 derece yapmış. Teraziye sonradan 10 kilogram daha ağırlık konulursa göstergenin taradığı toplam alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar. Yani her 5 kilogramda 90 derecelik bir şey mi yapıyor böyle? Evet. Bir 5 daha koysam buraya gelecek. Bir 90 daha. Bir 5 daha koysam bir 90 daha gelecek. Çünkü teraziye sonradan 10 kilogram daha ağırlık eklersem. O zaman 2 tane 5 ekleyeceğim. Bir 5 bir 5 daha. Taradığı bölge burası mı yapıyor? Yani 270 derece 3 tane 90'lık bölge mi yapıyor? Evet. Ee, burada. Neydi yarı çapı? 6 birim değil miydi yarı çapı? Evet yarı çapı 6 olan pi r kare 270 bölü 360 soruluyor bize. Sıfırlar sadelesin 36'lar sadelesin. Cevap o zaman 27 pi yapar mı? Yapar. Evet cevap 27 pi oldu. Örnek 43'te Geldik 44'e. Ne yapmışız burada? Emre açılıp kapanan daire biçimindeki masayı şekil 1'deki gibi konumuna, şekil 2'deki konumuna getirmiştir. Şöyle açılıp şöyle kapanıyor. Şekil 1'de masanın görünen yüzeyinin alanı 100 pi yani pi r kare eşittir 100 pi ise r buradan r kare 100 r'yi 10 bulduk tamam. ABC'de 10 kök 3 verilmiş. Burası 10 kök 3 burası da 10 kök 3 verilmiş. Ee, şekil 2'de verilen masanın görünen yüzeyi tamam. Görünen yüzeyi şuradaki alan istenmiş Tamam ne yapacağız o zaman arkadaşlar. yarıçapı çapı mu 10. Şimdi o zaman ben şu alanı bulmaya çalışacağım. Yani şu alanı bulmaya çalışacağım. Bu alanı bulurken iki teknik yapabilirsin. Birincisi bu. Hocam bunlara ait dilim oluşturabiliriz. Yani şurada olduğu zaman iki teknik şu. Birincisi bu. Hocam bu alanı komple bulmaya çalışabiliriz. İkincisi de şu. Tüm alandan şu parçaları çıkartabiliriz. Sanki birinci teknik daha güzel olacak. Şunu bulmak sıkıntı olacak. Bunu bulurken hocam daire dilimi oluşturacağız ya şöyle şöyle. Daire dilimin alanından üçgenin alan çıkartıp burayı buluruz. Sonra tüm alandan da şu ikisini çıkartıp bulabiliriz. A böyle bir şey yapmadık. Bir de istersen sadece bunu bulmaya çalışayım. Arkadaş bak şimdi en güzel ek çizim yarıçap, en güzel ek çizim yarıçap, en güzel ek çizim yarıçap, en güzel ek çizim yarıçap. E, hocam burada <laughs> ne var burada? Şurası 10 kök ya. Burası da 10 kök 3. Yarıçap 10, 10. A 10, 10 kök 3. 30, 30, 123 üçgeni çıktı burada. Bu da 10, 10 kök 3. Bu da 10, 10 kök 3. Bu da 30, 30, 123 ken çıktı. Ee, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şu iki tane dilim. iki tane dilim. Artı ne var? Üçgenlerin alanları. Hocam dilindeki açıları bilmiyorum. Önemli değil. Şurası 120 derece değil mi? 120, 120, 240. Bu alfa ile beta'nın toplamı kaç yapar? Alfa artı beta eşittir. 120 derece yapar. Çünkü 360'dan 240'ı çıkartacağım. Şurada 240 derece var ya. O zaman bu dilimlerin toplamını bulurken o zaman ne yapacağız arkadaşlar? dilimler artı üçgenler şeklinde yazarsak olay bitiyor. Dilimler nedir? Hocam alfa artı beta 120'lik dilim yapıyor direkt. Çünkü aynı merkezli olduğu zaman o şekilde yapalım. Pi r kare 120 bölü 360'ı yazdık. Artı üçgenlerin alanı da 10 çarpı 10 çarpı sinüs 120 bölü 2'den gidebiliriz. Ya da şuradan şöyle bir 90 çizersin. Burası 10 ya. E, bunlar da 30 30. 120 üçgeniydi. 90'ın karşı 10 30'un karşı 5 yapar. A taban 10 kök üçgen yüksekliği 5. 10 kök 3 çarpı 5 bölü 2'den aynı üçgen ya aşağıdaki de. 10 10 10 10 köküç, 10 10, 10, 10 kökü Bunlar iki tane var diyebiliriz arkadaşlar. Evet burada sadeleştirmeleri yapalım istersen. E burada ne geliyor o zaman? Şimdi şunlar sadeleşince burası 3 geldi. Şu onun 10 karesi 100 pi bölü 3. Evet 100 pi bölü 3 artı Hocam şu ikiler gidince 50 3 mü geldi? Aynen öyle. Ne yaptım? Direkt bu alanı buldum kardeşim. İki tane üçgenin alanı artı dilimlerin alanı. Dilimler alanı açılar oranında. Açılar toplamından gittim. Alfa artı beta 120 bulduğum için 120 dilim yaptı. Normalde nasıl bulabilirdik? Hocam şu kesmeleri bulup tüm daireden kesmeleri de çıkartabilirdik. Yani oradaki parçaları da çıkartabilirdik. Tamam Buna da dikkat et lütfen. Arkadaş A, bu şekilde hiç yapmadığımız için bu şekilde çözmek istedim soruyu. Güzel bir soruydu. Cevap böylelikle 100 pi bölü 3 artı 50 kök 3 oldu. Ve geldik. Örnek 45'e sanırım son sorudayız. Şimdi O, A, A, B. Bunlar hep bir bir birim bir birim verilmiş. Bir birim bir birim bir birim. Bir birim. Yok iki birim iki birim verilmiş. İki birim iki birim, i̇ki birim iki birim iki birim iki birim iki birim verilmiş. E benden ne isteniyor? Radarın taradığı şu şey isteniyor. Şuradaki açı. Bu arada F, O, G açısı 90 derece verilmiş. Arkadaş ne yapacağız burada? 2, 4, 6, 8, 10. Yarıçapı 10 olandan yarıçapı 4 olan çeyrek daire mi çıkartacağız? Evet. Ya da yayı uzunluğu belliyse alt taban artı üst taban çarp yüksek bölü 2'den de gidebiliriz. Ama biz şey yapalım isterseniz. Hiç yolu uzatmayalım. Hocam burada hop şey burası 10 değil mi? pi r kare bölü 4'ten büyük dairenin alanından şuradaki dilimi çıkartacağım. Yarı çapı 2 4 6 olanı çıkartacağım. Yani pi 6'nın karesi bölü 4 çıkartacağım. 25 pi eksi 9 pi yapar. Cevap da böylelikle 16 pi yapar. Farklı farklı yollarımız var mı? Var tabii ki. İşte burada hocam ya uzunluğunu bulup ya uzunlukları alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den yapabilirdik. Ee, bir tane yay uzunluğunu bulup e, benzerlikten diğerini de bulabilirdik arkadaşım. Ya da yine yay uzunluğundan gidebilirdik. Evet 45'i de böylelikle 16 pi bulduk ve çember daireyi bu şekilde bitirmiş buluyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde prizmalar konusunda prizmalara başlayacağız bir sonraki derste. Sanırım iki gün sonra değil mi? İki günde bir yayınlıyoruz genelde. İki gün sonra prizmaların konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.